Öncelikle Ankara Gücü takımı ligin Ömer Hoca ile beraber geldikten sonra yeni neslin iyi teknik direktörlerinden oyun ve oyuncu ile ilgilenen bir değişim içinde. Oyun kurmaya çalışıyorlar. Merkezde, orta sahada çok hareketli, rotasyonlu oynuyorlar. Önde de hareketli ve rakip arkası koşu yapan oyuncuları var. Biz burada 3. bölgede nasıl baskı yapacağız duran oyunda? Akan oyunda 2. bölgede neler yapacağız? Ve topa sahip olduğumuzda da hangi organizasyonları yapacağız? Bunların üzerine çalıştık. Bazen çalıştıklarının karşılığı da olamayabiliyor. Şöyle, zemin bir kere çok kötü. Futbolun kalitesini daha iyi arttırabilmemiz için sadece burası ile gidiyorum. Genel olarak bunun üzerinde biraz yoğunlaşmak gerekiyor. İki takım adına da kötü. Yani iki takım da oynamaya çalışıyor çünkü. Bunun kalitesini arttırabilmek için bu zeminlerin daha standart hale gelmesi gerekiyor. İlk yarı ne Ankara Gücü ne biz dalgalı bir oyun. Topun biraz havada dolaştığı, aksiyonun olduğu, birisinin bireysel hata yapması veya ikinci topun kimin aldığı, duran toptan bir şey çıkar mı gibi bir oyun vardı. Sonra biz bir hamle yaptık ikinci yarı itibariyle. İkinci yarı itibariyle oyun bizim elimize geçti. Rakipten biraz daha fazla. Hem topa sahip olarak oynadık, hem hücum hamleleri yaptık ve doğru zamanda da golü bulduk. Golden hemen sonra duran top, korner ve arkasından penaltı. Belki oyun 3-5 dakika daha devam etse başka bir hamle yapacaktık. Sonra oyun 1-1'e geldi. Sonra tekrar denedik kazanmak için. Kazanmak için gelmiştik ama bugün itibariyle bu gerçekleşmedi. Trabzonspor taraftarına teşekkür ediyorum. Buraya geldiler. Her zaman her yerde takımlarını destekliyorlar. Ankara Gücü taraftarına da bir parantez açmak lazım. Onlar da senelerdir bu kültürü, taraftar kültürünü burada çok etkin bir şekilde kullanıyorlar. Onları da tebrik etmek lazım. Biz 13 maç lig artı Avrupa Kupaları ve Süper Kupa ile beraber 22 müsabakayı bugün itibariyle bitirdik. Ve 5 haftalık bir süreç var. Bu bir ara değil, 13 haftadan sonra verilen bir ara. Devre arası daha olmadı. Biz bu arada özellikle bu 22 maç artı lig sürecinde oyun, oyuncu üzerinden SWOT analizini yapacağız. Artılarını, eksilerini, güçlü güçsüz yanlarını masanın üzerine yatıracağız. Biraz oyundan, toptan, futboldan uzak kalıp bir haftaki süreçte tekrar enerjimizi yukarı çekip bu analizleri yapıp arada tekrarlarımızı yaparak planlarımızın üzerinden bir daha geçerek, oyuncunun üzerinden biraz daha geçerek tekrar ilk devrenin sonuna kadar, 18. maça kadar genel bir durumuna bakıp genel bir değerlendirme takım üzerinden yaparız. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır. Bugün Trabzonspor ligde yarışacaktır 13. hafta. Bazı takımlar dalgalanır. Biz, yani şöyle tarif edeyim, iyi miyiz, çok iyi miyiz, değiliz. Kötü müyüz? O da değil. Böyle arada giden bir durumumuz var. Bunu daha yukarı nasıl çekebiliriz? Fiziksel, taktiksel ve zihinsel olarak hem çalışmalarını oyuncu üzerinden yapacağız. 14 tane oyuncu milli takımlara gidiyor. Dünya Kupası'na gidenler var. Bu süreci Trabzon, Antalya kamp sürecinde çalışarak en iyi şekilde geçirip tekrar Trabzon yarışacaktır. Avrupa Kupalarında varız. Türkiye Kupası başlayacak. Ligdeyiz. Her yarışın içinde olacaktır. Onun için sabırlı, daha iyisini yaparak kalitemiz var. Bunu en iyi şekilde daha iyi yansıtmaya çalışacağız. Her iki takımın oyuncularını da iyi niyetlerinden dolayı, mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Ankara Gücü'ne başarılar diliyorum. 3 sezon 4, 3 oyuncum. Sezon başı oynayan bank oyuncu. Edin Visca, Bruno Perez ve Dorukhan devreye kadar bizimle beraber, hatta Dorukhan sezonu kapattı. Yani bunlar bizim 11'in oynayan 3 oyuncu. Bruno ile Edin Visca bizim için yeni bir transfer olarak bu arada zaten bizim takımımızın içine katılıp kalitemizi daha yukarı çekecek. Zaten pozisyonel sıkıntılar yaşamıştık. Yabancı sayısına bakarak, yeni oynattığımız oyuncuların performanslarına bakarak, bugün Naci oyuna girdi. Bunun antrenmanlarda son zamanlarda mesajını veriyordu. Doğru etkili durumlar oluşturdu. Diğer oyuncularımız da var. Kadro kalitemiz var. Çok oyuncuya ihtiyacımız yok. Aslında oyunu daha iyi nasıl yapabiliriz? Takımımızın durumuna göre, bütçesine göre, yabancının sayısına göre, yerli veya yabancı değerlendirmesini yapacağız. Evet. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar.